izleyelim. Bak bunu. Hesap vereceksin bak ama. Kork. Titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin. 6 ay kaldı. Unutma. Siz görüntüdesin. Ha, hesap vereceksin. Hesap vereceksin. Unutma. Herkes verecek hukuk önünde. Bu ülke bir anayasa devleti ise hesap verecek. Evet. Şimdi Garo Paylan bir milletvekili olarak bunları söylüyor. Ama çok ilginç. Hemen her yerde, bakın hemen her yerde ırkçı bir saldırı oluyor. Garo Paylan'ın polise yaptığı değerlendirme Garo Paylan'ın Ermeni olması üzerinden değerlendiriliyor. Ve Garo Paylan'ın Ermeni olması üzerinden Müslüman olanların Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl sahibi Hristiyan olanların ya da Türk olmayanların sahibi değil türündeki bir muamelesi ortaya çıkıyor. Şimdi burada o kadar korkunç bir tablo ortaya çıktı ki yine Tanju Özcan'ı sahnede görüyoruz. Ve Tanju Özcan şöyle bir değerlendirme yapıyor. Görelim onu. Tanju Özcan'ın tweetini. Yine günün bir diğer meselesi ortaya çıkıyor. Yani hangisi CHP diyeceğiniz bir hale geliyor mesele. Diyor ki kardeşim Halep oradaysa arşın burada. Kimsenin polisimizi aşağılamaya çalışmasına izin vermeyiz. Toka diyen o Gavat HDP il başkanı savundukları o terörist örgütün kaç askeri ve polisi hain tuzakla şehit düşürdüğünü hiç düşündüğümü Türk polisi milletin polisidir diyor. Şimdi burada bir kere bir Gavat diyor. Gavat ne demek ben burada söylemeyeyim. Çok ayıp. Çok ayıp. İki, Ferhat Öncü maalesef kardeşini toprağa vermiş bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tanju Özcan gibi görev yapmış bir isim. Üç, bir halkın iradesinin olduğu şehrin il başkanı. Ama dört ve en önemlisi şiddet söz konusu ve öyle ya da böyle bir yasa varsa, hukuk varsa böyle bir değerlendirme yapılamaz. Ne polisin şiddet uygulama hakkı var, ne de insanların polisi hakaret etme hakkı var, ne de Tanju Bey'in bir il başkanına hakaret etme hakkı var. Yani şöyle düşünün, istediğiniz kadar bu ülkede bir terazi tutturmaya çalışın, tablo bu. Sapsaman birbirine karışmış. Yani bir HDP'liye sen eğer terörist diyorsan, o zaman parti kapatması haklı olur. İşte o haberi de verelim. Şimdi iş nereye geliyor? Siz kalkıp da tweette kardeşim bu parti terörist partidir dediğiniz an bir tablo ortaya çıkıyor. Nedir o tablo? O haberi verir misin lütfen Ali? Ve ardından da o tablo karşısında ne hale düştüğünü göreceksiniz Türkiye'nin. Bu değil, kapatmayla ilgili. Kapatmayla ilgili Ali. Evet, Yargıtay Başsavcısı HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesine talep etti. Medya Blok bu arada bizim önemsediğimiz bir siyasi haber sitesi. Fırat'ın ve Ali'nin sorumluluğunu taşıyan bir site. Ben takip ediyorum. Sizin de takip etmenizi öneririm. Doğru haber yaparlar, doğru haber verirler. Bu arada Fırat'ın ne olduğunu biliyorsunuz ama Fırat Türkiye'de çok kritik haberler yapmış. Ödüllü bir gazetecidir. Ödüller tartışmalı mıdır onu bilemem ama Fırat'ın da bu durumunu size söylemiş olayım. HDP'ye hazine yardım bulunan hesapların bloke edilmesi gerekçe ne peki? Gerekçe şu, gerekçe HDP'nin terörle iltisaklı olması ve paraları yani devlet yardımındaki paraları terör örgütüne göndermesi. Şimdi zaten bakın zaten eğer HDP kanıt varsa paraları aldığı parayı doğru yere kullanmıyorsa zaten kapatılır. Dolayısıyla bu zamanlama da bakın bu zamanlama da manidar. Bakın arazi nasıl düzleştiriliyor. Şimdi dönelim şeye Türkiye'de kapatma meselelerine bir bakalım. Parti kapatmaları. İlginç. Yargıtay Başsavcısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin laiklik karşıtı fiillerin odağı haline geldiği gerekçesiyle dava açtı. Çok yakın dönemde. Ve unuttunuz ama bu ceza alındı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç cezayı açıkladı o zaman. Dava sonucunda AKP kapatılmamış.
6 kişi kapatılması yönünde oy kullanmış, 4 kişi hazine yardımından mahrum bırakılması yönünde oy kullandı, 1 kişi de kapatma isteğinin reddi için oy kullandı. Dolayısıyla da bu red oyunu kullanan da Haşim Kılıç Bey idi ve sonuç itibariyle AKP ceza aldı, laiklik karşıtı odak olma cezası aldı ama parti kapatılmadı. Bunu da buraya koyalım. Peki parti kapatmalarla ilgili neler olacak daha sonra onu göreceğiz ama önce karneye bakalım. Bakın HEP'ten HDP'ye 90-93 HEP, 92-93 ÖZDEP, arkasından yine şey DEP, arkasından HADEP, DEHAP, Özgür Parti, Demokratik Toplum Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Halkların Demokrasi Partisi. Partileri kapatmakla bir sonuç alınamamış. 9 kere kapatılmış Kürt partileri. Bir bu kadar da aslında Milli Görüş partilerini sayabiliriz kapatılan. Dolayısıyla parti kapatmaların Türkiye'de hiçbir şekilde çözüm olmadığını görmüş olduk. Ve Recep Tayyip Erdoğan Bey'in kapatmalarla ilgili değerlendirmesi, siyasi kararın ağırlığı başka, yargısal kararın ağırlığı başka. Onun sonucuna razılarsa, biz siyaseten kapattık demeyi istiyorlarsa, bunu yapabileceklerse buyursunlar, yapsınlar. Bunun sonucuna da katlanırlar diyor Recep Tayyip Erdoğan. Yekta Güngör Öz'den Anayasa Mahkemesi eski başkanı, bundan sonra yasama organının izine bağlarsanız çok büyük hata yaparsınız, parti tüm çirkinlikleri yapacak diyor. Kapatmayla ilgili Recep Tayyip Erdoğan parti kapatmasına tamamen karşı. Burada tabii Mümtaz Soysal'ın koyduğu değerlendirme ayrıca bir ölçü olarak da tarihe geçti. Recep Tayyip Erdoğan parti kapatmanın demokrasi dışı olduğunun altını defalarca çiziyor. Burada göstermediğimiz bir şey kaldı mı onu bilemiyorum. Onu da hatırlatalım. Şimdi demek ki parti kapatılacak, buraya kadar gelindi. Burada tabii Ümit Özdağ yine ortaya çıkıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer, hatta İYİ Partililer de dahil olmak üzere herkes buna tepki gösteriyor. Ve Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki gösteriyor. Dikkat edin, Ümit Özdağ 100 bin oyla ya kendisini de Muharrem İnce'yi aday gösterilecek bir oluşumun eşiğinde. Bunu söyleyelim. Onu bir görelim. O tweet'i de bir görelim ve yavaş yavaş Kemal Bey, ben ve Zafer Partisi heyeti Hatay'a Süleyman Soylu'nun talimatıyla anayasa çiğnenerek sokulmadığımız zaman benzer bir açıklama yapsaydınız, bu açıklamanızı demokrasiye sahip çıkma diye anlardım. Oysa benim durdurulmama tepki vermediniz, HDP'yi destekliyorsunuz diyor. Halbuki o gün Cumhuriyet Halk Partililer bir hayli Ümit Bey'e destek vermişlerdi. Özgür Özel mesela bu konuda net olmuş. Diyor ki, bir milletvekilinin, bir siyasi parti liderinin gerekçe ne olursa olsun bir kente sokulmaması nedir? Bu rezalet kabul edilemez. İlgili makamları Türkiye'yi, dünyayı rezil eden, anayasaya açık aykırı bu kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz diyor. Demek ki neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi aslında burada doğru olanı yapmış. Ama gerçekten Ümit Özdağ'ın bir şey olacağını, bir tutum takınacağını görüyoruz. Heh, bin olduk. Tamam, ben de kefeni yırttık diye düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl meselelere. Bu arada bu meseleleri ortaya koyacakken bir anımsatma da yapalım. Saadet Partisi ile ilgili bir anımsatma yapalım. Masadakilerle ilgili olarak. Dün başörtüsüne anayasal güvence getiren, evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişiklik teklifini imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz dedi Abdülkadir Karaduman, bir genel başkan yardımcısı Saadet Partisi'nin. Dolayısıyla burada artık altılı masa içerisinde Davutoğlu da vereceğini söyledi, İYİ Parti de vereceğini söyledi. Ben artık bu meselenin geçtiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hepinize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi yok ama kadınların nasıl giyineceği, insanların nasıl sevişeceği konusunda karar alınan bir anayasa var. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Burada Erdoğan'ın sözlerini görelim. Münferit hadise diyor ve LGBT artıları hedef alıyor. Kim? Erdoğan. Kadın emeği zirvesinde konuşuyor. Bunun bir münferit hadise olduğunu söylüyor ve LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok.
200 milyar liralık yeni bir pakette açıklıyor Erdoğan. Bu türban meselesi nasıl aile meselesine döndü? O da ayrı bir tartışma. Kemal Kılıçdaroğlu bu işin içinden nasıl çıkar, çıkabilir mi bilmiyorum. Ama Erdoğan 2002'de eşcinsel hakları güvenceye alınmalı diyen biri. Demek ki neymiş? Tıpkı milli görüş gömleğini çıkartmak gibi dün dündür, bugün bugündür diyen bir anlayışla tavır gündeme getirmiş. Acı, ibretlik ama. Şimdi asıl 13. Cumhurbaşkanı seçecek olan Türkiye ile ilgili, affedersiniz şuradan bir bakayım. Ali bir şey mi yazdın bana? Arkadaşlar sürekli yayını şey yapıyor. Gelmiş o açıklama. Şimdi açıklamayı detaylı bir şekilde görelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verilen hapis kararıyla ilgili ne düşündüğünü açıkça söyleme çağrısı yapan İmamoğlu, top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum. O da böyle bir mertçe mücadele istiyorsa bunu söylesin demiş. Ben şunu merak ediyorum. İktidar, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı bu kararla ilgili ne düşünüyor? Bunu net biçimde söylesin. Bu kararı doğru mu buluyor, yanlış mı? Bu karara katılıyor mu yoksa bu kararın karşısında mı? Bilmek hakkımız. Yargı kararları hakkında konuşmuyorum diyemez. Çünkü en üst yargı kararlarıyla ilgili fikirlerini söylediğini söylüyor ve bunu söylesin. Toplum merak ediyor diyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp fikrini açıkça paylaşsın. Evet bu karar doğrudur da diyebilir. Bu karar yanlıştır ve istinaftan dönmelidir de diyebilir. Ama net olsun, top çevirmesin. Çünkü ben mertçe bir mücadele istiyorum. O da böyle mertçe istiyorsa bunu söylesin diyor. Şimdi bir değerlendirme daha geliyor. Kendinizi Erdoğan'ın karşısında rakip olarak mı görüyorsunuz deyince, ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim diyor. Bu arada tam da Erdoğan'ın diliyle konuşuyor. Kusura bakmayın ama işte Kemal Bey bizi orta attı, biz gol attık falan. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Ve işin güzeli, bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdım bu oyuncuları. Bugün ise pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek diyor. Bu zenginlik artık muhalefet tarafında var. Tek seçeneğe mahkum olan iktidar tarafı artık muhalefet değil. Benim söylemek istediğim şu, rakibin oyuna girme ve skoru değiştirme gücüne sahip oyuncularından biri maç öncesi yolda, maça gelirken ve üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yolda otomobille çarpıp oyun dışı bırakmayı içlerine sindirebiliyorlar mı, sindiremiyorlar mı diyor. Rakibin bir oyuncusunun sağ dışında amma çok rakip oyuncu bilmem ne mertçe bir mücadele istiyorum diyor. Açık açık diyor ki benim de adaylıkta işin içindeyim diyor. Burada çok önemli bir değerlendirme var. Kendisini arayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu miting düzenleyeceğimizi söylemedik ama mahkeme kararının açıklanacağı gün sağ çağrına toplanacağımız çok önceden belliydi. Bu dava sürecinde son 7 aydır partinin bu konuyla ilgili görevlendirdiği parti yöneticisi arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Her detayı aylarda ele alıyoruz. Tüm seçenekleri değerlendirdik. 3 seçenek vardı. Beraat, ki hukuki olan buydu. Ceza, ama ben siyasi haklardan mahrum edilmeyecek bir ceza tahmin ediyordum diyor. Açıkçası biz iktidarın tavrının ve son hakim değişikliğinde anlamıştık ki niyet kötü ve siyasi sonuçları olan bir ceza gelecek. Beni oyun dışına çıkarmak, İstanbul'un iradesini elinden almak isteyecekler diyor. Bu seçeneği değerlendirirken de eğer böyle bir ihtimal ortaya çıkarsa Saraçhane'de toplanmayı, millete böyle bir adres göstermeyi, tepkimizi Saraçhane medyanında ortaya koymayı, danında koymayı çok önceden konuştuk diyor. Bu yüzden karar günü hukukçularımız mahkeme heyetiyle uzun bir görüşme için çekilmesinden sonra kararı biliyor diyor ve CHP'ler her yerde tepki göstermek istiyordu. Doğru, Sayın Genel Başkan'ı arayıp yeniden bilgilendirmedik. Çünkü bu mahkumiyet kararı çıkması halinde burada toplanma kararı çok önceden alınmıştı diyor. Ve diyor ki sen neredesin sen genel başkanına? Mahkeme günü ben Meral Hanım'la hiç konuşmadım. Meral Hanım bize destek olmak için Ankara'dan yola çıkınca özel kalemi benim özel kalemi aramış ve Meral Hanım yola çıktı ama saat 4'te yetişemeyebilir demiş. Ben de onun özel kalemini, karar zaten 4'te çıkmayacak, yetişir sorun olmaz diye mesaj ilettim diyor. Genel başkanımızın seçimlerden öncesinde ve seçimlerden bu yana birlikte hareket ettiği bir partinin lideri destek vermek istiyor. Bunda ne olabilir diyor. Açık söyleyeyim, beni ilk arayan Ahmet Davutoğlu'dur. Mahkeme çıkacağını hissetmişti ve destek telefonunu ilk o açtı. Konuştuk. Meral Hanım'la konuşmadık ama o geldi diyor. Hepsinin başımızın üstünde yeri var diyor. Bunda bir sorun olmadığını görüyorum diyor. Ve
kritik yere geldik. Asıl kritik nokta. Diyor ki kim olursa olsun liderler karar verecek ama kazanacak biri olmalı. Bu ne demek? Meral Akşener'in söylemiyle aynı lakırdı. Kazanacak biri olmalı. Ama diyor ki kendimi kastetmiyorum. Muhalefetten korkuyorlar. Ben eminim ki bu kararı aldırmadan önce uzun uzun türlü senaryolar üzerine çalışmış. CHP'nin ve altılı masanın bu karardan sonra hangi hamleleri yapabileceğine ilişkin farklı senaryolar üzerine kafa yormuşlardır diyor. Bence de hepsini planlamışlardır diyor. Kaybetme korkusu yaşıyorlar diyor. Ama diyor kazanacak birisi olmalı. Bizim tarafın belediye adayın kazanması benden fazla kimse isteyemez. Çünkü bugün iktidara rağmen İstanbul'da iyi işler yapıyoruz. Yarın iktidar biz olursak ben de İstanbul'da tarih yazarım. İstanbul'un efsane belediye başkanı olurum. Bakın iddialı konuşuyorum. İstanbul'un değil, dünyanın en başarılı belediye başkanı olurum. İstanbul'da tarih yazmak için benim şahsi olarak en istediğim şey bizim İstanbul'u kazanmamız, kazanacak adayı bulup çıkarmamız diyor. Mevcut görevim dolayısıyla bunu benden fazla kimse isteyemez diyor. Neyse bunu geçelim, tamam. Burada işte neticede duygusal bir ortam var diyor. Fikir ayrılıkları olduğunu belirteyim. Elbette sorun var. Burası CHP, biat yok. Fikir tartışması var. Burada farklı düşüncelerin tartışılması, bakın Canan'la ilgili ilk defa söylüyor. Ben çok önce söylemiştim. Canan Kaftancıoğlu'yla farklı düşünüyoruz diyor. Bu medeni bir tavırdır. Canan Hanım da çok net bir insandır. Fikir ayrılıklarımız olduğu bir gerçektir ama bunun detayı parti içi konudur. Ancak söylendiği, iddia edildiği gibi durum yoktur. Olamaz da daha fazlasını da konuşmaya gerek yoktur. Canan Hanım Saraçhane'de durduğu yerde gereken mesajı zaten vermiştir diyor. Bakın ne söylediysek tak 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 hepsi çıktı. Ben size söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu net bir şekilde Meral Akşener'le aynı dili konuşuyor. Kim ki bana tersi desin ikna edemez. Canan'la ayrılmalarının nedeni, benim arkadaşım Canan, fikir ayrılığı dediği şey de budur. İlçeleri Meral Akşener'le birlikte Ekrem İmamoğlu dizayn etmeye çalışırsa, İstanbul İl Başkanı'na başka birisini atamak isterse, bütün bunlar olursa Kaftancıoğlu da tepki gösterir. Orada Ekrem Bey'in tavrı doğru değil. Ona yapılan haksızlık büyük haksızlık. Orada haklı, yani kendisi açısından haklı. Ama seçecek biri demek Kemal Bey seçilemeyecek demektir. Şimdi isterseniz son dosyaya geçelim. Ama dilerseniz ben buradan bir kontrol yapayım. Yorumlarda neler var neler yok onları da bir görelim. Çünkü hakikaten son dosya bu açıdan önemli olacak. Dolayısıyla geldiğimiz yerde şu içinde bulunduğumuz tabloda nasıl bir memleketin içinde olduğumuzu da hep beraber görmüş oldunuz. Korkunç bir tabloyu yaşıyoruz Türkiye'de. Sorun Ekrem'de değil, halkta. Bu halk siyasileri çok abartıyor demiş Deni. İmamoğlu moralde bu kadar meralde bu kadar sarmaş dolaşı olması kendi geleceği açısından soran demiş internasyonel danışman. İmamoğlu'ndan bir cacık olmaz, bunu aklınıza yazın Utku demiş, özür dilerim okuduğum için. Videodan tekrar dinlemem gerekiyor, onu anlamadım. YSK hamlesi diye yorumlar yapılmış ve birçok başka yorum da var burada. Onların hepsini gördük ve biz kendi işimize gelelim. En son meseleye gelelim. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ama Türkiye'nin cumhurbaşkanlarını nasıl seçtiğini biliyor muyuz? Neden Türkiye'nin bugüne kadar bu kadar tıkandığını biliyor muyuz? Gelin bir bakalım bizim üslubumuzca neler olup bittiğine. Türkiye'de 12 Eylül'ün öncesinde başlayan tıkanıklık Türkiye'nin bugün içinde olduğu siyasi yapıyı ortaya çıkartmıştır. Fahri Koritürk Cumhurbaşkanı iken Cumhurbaşkanlığı süresi 7. yılda dolunca mecliste turlar başlar. Meclisteki turlarda Demirel ve Ecevit karşı karşıya gelirler ve seçim salıya kaldı, aday çıkmadı tartışması da olduğu gibi gördüğünüz bu gazete haberinde gördüğünüz gibi tam 115 tur. Tam 115 tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oylama yapılır. Burada dikkat buyurun, 115 tur sürmesinin nedeni Demirel'in zaten Cumhurbaşkanlığı vekaletini Adalet Partisi'nin elinde tutmasıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini bilerek istemez. Nasıl olsa bana mahkumdurlar der. O Demirel ki 12 Mart'tan itibaren, özellikle 12 Mart'tan itibaren Türkiye'nin canını okuyan, tarikatların, cemaatlerin önüne açan, gençleri dar ağacına götüren, işte Türkiye'deki popülist siyasetin her türlü yaklaşımını gösteren, milliyetçi cepheler kuran, azgın bir biçimde
CHP'ye, solculara saldıran bir Demirel. O günlerin Demirel'ini unutmayın. Ve o gün Özal'a falan çok güveniyor ama Özal arkasından 24 Ocak kararlarıyla birlikte Kenan Evren'le birlikte işbirliği yapıyor ve Demirel hapishaneye giderken Kenan Evren Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyor. Ordu yönetime el koyuyor. Bu gerekçelerden biri Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılamaması. Bu gerekçelerden bir diğeri aynı zamanda işte terör eylemleri, kontrgerillanın sahada olması. Türkiye'de asıl mesele sosyalistlerin iktidara aday olabilecek hale gelmesi. Ve Kenan Evren her darbeci gibi kendisini garanti altına almak için Cumhurbaşkanı oluyor. Milletçe kabulleniyor. Bir taktik yapıyor. Anayasayla kendi Cumhurbaşkanlığını birlikte onaylatıyor. Böylece %93 civarında, bakın %93 civarında Serkan Sağol, %93 civarında bir oy çıkıyor. Ve milletçe kabul halinde Türkiye'nin felaketini hazırlayan nokta geliyor. Bu felaketi hazırlayan noktayı kendinden bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten Kenan Evren görecek. Turgut Özal Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, 3. Cumhurbaşkanı oluyor ama nasıl? Turgut Özal Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı olurken siyasi yasaklar sürüyor. Yani önünde rakip yok bir. Hani liberal görünüyor ya. Yasakları kim koymuş? Kenan Evren, darbeciler ve Özal. Çünkü 24 Ocak kararının altında onun emri var. %10 barajından dolayı Türkiye'de neredeyse hiçbir siyasi parti %10 barajını aşacak güçte olmadığı için buçuklu bir hal ortaya çıkıyor. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve diğer siyasi partiler meclisin aslında 1/3'ünü ellerinde bulundurmaları gerekirken Turgut Özal %34'le, bakın %34'le, yani 1/3'le 2/3 çoğunluğa sahip oluyor. Dikkat! Ve Cumhurbaşkanlığını hak etmediği bir oyla meclisin çoğunluğuna dayandırarak, yani aslında toplumun %25'inin verdiği oyla kendisini yukarı çıkartıyor. Böylelikle Nakşibendi olan Turgut Özal, böylelikle 24 Ocak kararlarıyla Türkiye neoliberalizmi getiren Turgut Özal, darbeden sonra hem de sivilmiş gibi bir anlatımla bal gibi de darbecilerin ikinci cumhurbaşkanı oluyor. Darbe cumhurbaşkanı oluyor. Toplumun %25'inin neredeyse oyuyla. Ardından siyasi yasaklar kavgası başlıyor. Siyasi yasaklarda Turgut Özal yasaklar devam etsin diye oy kullanıyor. Ama Türkiye'de o ya da bu şekilde bir şekilde yasaklar kalkıyor. Çok kritik bir dönemde ve çok ilginç bir tablo oluyor. DYP-SYP koalisyonu kuruluyor. DYP'nin başında Süleyman Demirel var. SYP'nin başında Erdal İnönü var. Erdal İnönü son derece beyefendi bir adam. Ancak Erdal İnönü Taksim o süreçteki mitingler vesaire onlar sürdükten sonra Aksim, hemen Gezi'ye gittim, geleceğim biraz sonraya. Sivas olaylarından dolayı, Sivas katliamından dolayı bunu kendine de yediremiyor. Ve Demirel'i yukarı gönderiyor. Kendisi de siyasetten çekiliyor. Ve Demirel yine bu kez Sosyal Demokratların desteğiyle Cumhurbaşkanı oluyor ve meşhur o şey söylemi işte Demirel'in aslında laiklikten yana, aslında demokrasiden yana söylemi o zaman ortaya çıkıyor. Fakat o süreçte Erbakan'a yapılan 28 Şubat müdahalesinin de kahramanı oluyor Süleyman Demirel. Bu müdahale aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milli görüşün önünü açıyor. O sırada yine bir cumhurbaşkanlığı seçimi olması gerekiyor. Demirel çaktırmadan ben bir dönem daha yapabilirim diyor. Tabii herkes çakıyor. Fakat Türkiye'de pek çok insan Demirel'in olmasını istemezken o güne dek görülmemiş bir uzlaşmayla Türkiye'nin de işte detay bir ilk gerçekleşiyor. Partisiz, rütbesiz ilk cumhurbaşkanı olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer meclisteki neredeyse herkesin uzlaşısıyla Cumhurbaşkanı koltuğuna oturuyor. Neredeyse herkesin. Çünkü 330 gibi büyük bir oy alıyor. Türkiye'de üzerinde en büyük uzlaşı sağlanan isim oluyor. Neden? Çünkü arkasında darbe yapıp da bir ordu yok. Yani şöyle düşünün. Mustafa Kemal Atatürk